Zühre ölümsüz mü? Bilindiği üzere dizi 2019'da geçiyor. Bunu Cansu'nun mezar taşında net olarak görüyoruz. Bu tarihte, yani 2019'da Zühre'nin yaşlı bir kadın görünümünde olduğunu unutmayalım ve devam edelim. Bilindiği üzere Erhan'ın babası bir kaza geçiriyor ve o sırada öldürülüyor. Bu kazanın üzerinden tam 23 yıl geçtiğini şu sahnede net olarak duyuyoruz. 23 yıl geçmiş aradan ya. 23 yıl sonra ne kalır ki geriye? Yani kazanın gerçekleştiği tarih 1996. Erhan'ın babası Nazım kaza geçirmeden önce onu yaşlı bir kadın ziyaret ediyor. Bu yaşlı kadın Zühre. Ona gelecek hakkında bir şeyler söylüyor. Ve hatta ona kendi geleceğini, ölümünü ve Atiye'yi bile gösteriyor. Bu kadını fiziksel olarak incelediğimizde onun 2019 yılında daha yaşlı görüldüğünü, saçlarının beyazladığını ve yaşlandığını görüyoruz. Son olarak onu Serap'ın anlatımlarında gördüğümüzde onun ne kadar genç durduğunu fark ediyoruz. Görüldüğü üzere bu kadın fiziksel olarak yaşlanıyor ve finalde adeta bir şamanı andıran ayinler yaptıktan sonra zaten ölüyor. Yani o bedensel olarak ölümsüz birisi değil. Kullandığı beden yaşlanıyor ve ölüyor. Ama Zühre öldükten sonra onun mağaranın içerisinde Atiye'yi görüldüğünü ve aradaki bu temasın fiziksel olduğunu kaçırmayalım. Çünkü o bu sırada Atiye'ye bir kolye veriyor ve Atiye mağaradan kurtulunca bu kolye hala onda duruyor. İşte Zühre bu anlamda ölümsüz birisi. Ölüm Zühre için sadece bir boyut değişiminden ibaret. Diğer taraftan onun belli bir süre Serap tarafından bir evin içerisinde adeta rehin tutulduğunu görmüştük. Ancak Zühre rehin bulunduğu zamanlarda bile fiziksel bedeniyle olmasa da yansıma veya astral bedeniyle Atiye'ye görülebiliyordu. Zühre'nin doğaüstü güçleri olduğu ve olayları gerçekleşmeden önce bildiği anlaşılıyor. Zühre hakkında buraya kadar söylenenler eminim Dark dizisini seyredenlerin gözünde bir karakteri canlandırdı bile. Claudia Tideman. Claudia da çeşitli zamanlara gidiyor. Kitap sayesinde olacakları önceden biliyor ve insanlara ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylüyordu. Aynen Zühre gibi. Şimdi de son olarak Atiye'nin beyin yakıcı finaline değinelim ve finalde neler yaşandığını anlamaya çalışalım. Ve aynı zamanda Atiye'nin ikinci sezonunda bizleri nelerin beklediğini konuşalım. Atiye zamanda bir resetleme gerçekleştirdi. Erhan antik çağlarda Sirius yıldızının gökyüzüyle yeryüzünü birleştiren bir kapı olduğuna inanıldığını söylemişti. Antik çağlarda Sirius yıldızının gökle yeryüzünü birleştiren kutsal bir kapı olduğuna inanıyorlarmış. Bence bunu her iki dünyayı birleştiren bir kapı olarak da düşünebiliriz. Özellikle finalde gördüklerimizden sonra. Yeryüzünde Nemrut'ta bu yıldızın iz düşümü sayılan bir yer bulunuyor. Nemrut kralı bu kutsal kapıdan geçebilmek için mezarını buraya yaptırmış. Atiye'nin gördüğü bu mezarlar muhtemelen Erhan'ın bahsettiği mezarlardı. Bu kapıyı karanlık tarafın aradığında biliyoruz. Ancak onlar kapının yerini bilmiyorlar. Ama karanlık taraf bu kapıyı sadece Atiye'nin açabileceğini biliyor. Diğer taraftan Erhan'ın babası da bu kapıdan bahsediyor yazdığı mektupta. Evet, Atiye'nin Cansu'yu gördüğü bu yer aslında bir kapıydı. Burayı, yani Atiye'nin Cansu'yu bulduğu yeri bu gizemli kişi her şeyin doğduğu yer olarak nitelemişti. Her şeyin doğduğu yere git. Onu orada bulacaksın. Bilindiği üzere reenkarnasyon inanışında ruhlar yeni bedenlerine geçmek için bir yerde bekler. Atiye aslında kardeşinin beklemekte olan ruhuyla buluştu. Onun iyi olduğunu öğrendi. Ancak Atiye onu hayata geri getirmek istiyordu. İşte burada onun istediğini yapabilme gücü devreye girdi. İstediği gerçek oldu ve Cansu hayata dönüş yaptı. Ama bu olay gerçekleşirken, yani resetleme yaşanırken Göbekli Tepe'deki kaza alanının tamamen silindiği görülüyor. Cansu kendi adının Elif olduğunu söylüyor ve Atiye'yi tanımıyor. Pardon, biriyle karıştırdınız galiba. Elif ben. Elif? Daha önce Erhan, kız kardeşinin adının Elif olduğunu söylemişti. Bayılıyorum rüzgar çanlarına. Elif gibi. Kardeşim yani. Cansu ismini ona Atiye'nin babası vermişti. Tüm bunları toparlarsak finalde yaşananları şöyle özetleyebiliriz.
Zaman tamamen resetlendi. Bu resetlenmenin zamansal olarak nereden başladığını söylemek zor. Ama Erhan'ın babası Nazım'ın o keşfi yapmadığı anlaşılıyor. Elif babası öldürülmediği için Erhan'la büyüdü ve bu yeni hayatında Atiye'yi tanımıyor. Çünkü Cansu ya da Elif evlatlık alınmadı. Kendi ailesiyle yaşıyor. Muhtemelen daha düzgün bir hayatı var. Erhan da aynen Cansu ya da yeni adıyla Elif gibi Atiye'yi tanımayacak. Karanlık taraf yani Serdar Bey ve onu yönlendiren kişiler kapıyı aramaya devam ediyorlar. Ve Atiye'nin farkında olmaya devam edecekler. Atiye Cansu'yu ve tüm olanları hatırlıyor. Aynen Zühre'nin geçmiş hayatını hatırlaması gibi. Ancak resetleme olayından ve gücünün neler yapabileceğinden habersizdi. İşte Atiye bunun şokunu yaşıyor. Duvarda görülen bu çizim onun geçmişle olan bağının asla kopmayacağını, devam edeceğini gösteriyor. Ama her şeyin mükemmel gitmesi söz konusu olmayacak. Cansu iyi bir hayata kavuşmuş ve hayata geri dönmüş olsa da bunun tam zıttı çok kötü olaylar da yaşanmış olabilir. Çünkü geçmiş tamamen yeniden yazıldı. Örneğin Atiye'nin anne veya babası ya da her ikisi ölmüş olabilir. Erhan'ın başına da kötü bir şey gelmiş olabilir veya daha kötüsü Erhan hiç doğmamış da olabilir. Evet, işte tüm bunlar da birer olasılık. Ama ne olursa olsun Atiye diğer sezonda bu gücünü tekrar kullanmak isteyecek ve kapının olduğu yeri bulmaya çalışacak. İkinci sezon boyunca her şeyi tekrar düzeltmenin yollarını arayacak. Peki bunu başarabilecek mi? Bence hayır. Olaylar büyük olasılıkla aynen Kelebek Etkisi filminde yaşandığı gibi ilerleyecek. Atiye bir şeyleri düzeltirken başka şeylerin bozulmasını engelleyemeyecek. Kim bilir, belki de birinci bölümün başında bu sahnede farkında olmadan ikinci sezonun finalini seyrediyorduk. Cansu ya da Elif şu an için, yani ilk sezonun finalinde Atiye'yi tanımıyor. Ama bu cenaze töreninde Cansu Atiye için gözyaşı dökebilecek kadar iyi tanıyor onu. Bunun yüzeysel bir tanışma olmadığı belli. Demek ki bu cenaze töreni büyük olasılıkla başka bir zaman döngüsüne ait bir görüntü. Başka bir dizi incelemesinde buluşmak üzere.